Dikdörtgensel koordinatlar söz konusu olduğunda bir eğri altında kalan alanı hesaplamayı artık biliyoruz. Riemann toplamlarını gördük. Sonsuz sayıda dikdörtgenin alanının toplamının limitini aldık ve bahsi geçen alanı bulduk öyle değil mi? Sıra polar yani kutupsal koordinatlara geldi. Polar koordinatlarda eğri altında kalan alanı bulduğumuzu söylemeyeceğim ama bu örnekte r eşittir f teta grafiğinin bir kısmı var ve bunu teta eşittir alfa ve teta eşittir beta arasında çizdik. Bu videoda şu anda mavi ile taramakta olduğum alanı bulmaya çalışacağız. Bu alan gördüğünüz açılar ve r eşittir f theta eğrisiyle sınırlanmış durumda. Sizden bu alan için bir ifade elde etmeye çalışmanızı ya da bunu en azından denemenizi istiyorum. Size bir ipucu da vereceğim. Dikdörtgensel koordinatlarda alanı dikdörtgenlere parçalamıştık. Burada dikdörtgenler pek bir işe yaramayacak çünkü hepsinin bu noktada birleşmeleri gerekiyor. Ama bu alanı pi parçalarından oluşan bölümlere ayırabilirsiniz belki. Ne dersiniz? Birisi alt katta büyük bir tadilat yapıyor, sesi umarım size gelmiyordur. Evet, bu alanı bir sürü pi parçasına ayırıp bu parçalardan sonsuz sayıda olduğunda da limit alırsak ne olur? Bu da bu pi parçalarının alanlarını bulmak ve bu parçalar sonsuz derecede inceldiklerinde ve sonsuz sayıya ulaştıklarında limit almak anlamına geliyor. Bir ipucu daha ister misiniz? Pi parçalarının alanları için, e, pi dilimlerinin alanları da diyebiliriz. E, böyle bir dairemiz olduğunu düşünelim. Elimden geldiğince iyi bir çizim yapmaya çalışıyorum. Evet, fena olmadı. Bu arada tadilatı ara vermiş olmalılar. Tamam, artık konsantre olabilirim. Yarı çap. P r olan bir dairemiz olduğunu düşünelim. Bu dairenin bir dilimini çizeyim. Evet, böyle bir dilim. Burası da r'dir ve bu açı da teta olsun. Bana bu dilimin alanının neye eşit olduğunu söyleyebilir misiniz? Evet, ikinci ipucum da bu. Teta radyan cinsinden olduğunda bu dilimin alanını nasıl hesaplayacağınızı düşünün. Sonra da bu fikri buraya taşımaya çalışın. Ee, bir ipucu daha vereceğim. Bu fikri buraya integrali düşünerek Taşımaya çalışın. Peki, denediniz ve buldunuz değil mi? İsterseniz dairenin alanı ile işe bir de birlikte başlayalım. Evet, bu pi r kare, öyle değil mi? Peki, ya bu dilimin alanı? Bu alan dairenin bir parçasıdır. Burası teta. Eğer 2 pi radyan ilerlersek daireyi tamamlamış oluruz. Bu durumda bu dilim dairenin teta bölü 2 pi'si olur. Evet, çarpı teta bölü 2 pi diyebilirim. Dairenin alanıyla dilimin dairenin kaçta kaçı olduğunu çarpınca dilimin alanını bulmuş oluruz. Pi'ler birbirini götürecek ve geriye 1 bölü 2 rekare kare teta kalacak. Burada da teta yerine dilimlerden birine bakalım. Çizdiklerimden birini belirtmeye çalışıyorum. Bunu turuncuyla yapayım. Evet, bu açı çok ama çok küçük bir açı. Çok da doğru olmasa da burada bir diferansiyel kullanacağım. Zaten önemli olan işin mantığını anlamanız. Buna delta teta diyelim. Sonuç olarak da teta sonsuza giderken limit alacağız. Teta da sonsuz derecede küçük bir değişim olduğunda... Evet, buna d teta diyelim yarı çapta bunun bu yayın yarı çapı olduğunu düşünebilirsiniz öyle değil mi? Bu uzunluk buradaki teta'nın bir fonksiyonu olacak ama biz şimdilik r diyelim. Buna bağlı olarak bu dilimin alanı ne olur? Açı teta yerine d teta. 1 bölü 2 r kare görebileceğiniz bir renk kullansam daha iyi olacak. Evet bu alan 1 bölü 2 r kare çarpı d teta'ya eşit olur. Buradaki açı teta'ydı, buradaki ise sonsuz derecede küçük olan bir açı yani d teta. Bu alanların teta eşittir, alfa ile teta eşittir, beta arasındaki toplamlarını bulursam, bu arada bu aralıkta sonsuz sayıda dilim olduğunu da bir kere daha söylemek istiyorum. Neden diyecek olursanız, d teta sonsuz derecede küçük bir açı da ondan. Bu alanı bulmak için bunların integralini alabiliriz, öyle değil mi? Hemen not ediyorum. Alfa ile beta arasında 1 bölü 2 r kare d teta'nın belirli integrali. R'nin de teta'nın bir fonksiyonu olduğunu bir kere daha belirteyim. Başka bir deyişle bunu alfa ile beta arasında 1 bölü 2 r teta'nın karesi d teta'nın belirli integrali olarak yazayım. Bunu r'nin teta'nın bir fonksiyonu olduğunu belirtmek için yaptım.